Tabii bölgenin, yörenin bir aşiret kültürü vardır. İskender Ertuş da Ertuşi aşiretlerinden Şerefa aşiretinin mensubudur. Yalnız aşiretlerin oluşumu, ilişki biçimi, tarihsel süreci bunlara değinmeye gerek yok. Ama bu konudan yola çıkarak aşiretlere baktığımızda Ertuşiler 12 aşiretten meydana gelmektedir. Ezdinan, Jirki, Şerefan, Alan, Mamhuran, Gevdan, Mahmet Piran, Halilan, Havıştan, Zevki, Şidan, Hacan aşireti diyebildiğimiz 12 aşiret Ertuşi aşiretini, konfederasyonunu oluşturmaktadır. Biz Giraviler ise tarihsel süreç içerisinde bölgedeki hakimiyetimiz, ilişkilerimiz, gelişmemiz Ertuşilere de tesir ettiği gibi öncülük pozisyonu vardır. Ama Giraviler Ertuşi değildir. Ha, süreç içerisinde hısım akrabalık ilişkileri yok mudur? Vardır. Ama köken olarak size saydığım aşiret sayısı Ertuşileri temsil eder. Şimdi Osmanlı İmparatorluğu'ndan günümüze kadar biraz böyle dönemsel olarak ele aldığımız zaman özellikle Cumhuriyet ilanından önce halktan yana tavır alan, halkın çıkarları için fedakarlıkta bulunup öncülük yapan kesim ön planda olduğu gibi toplumda da saygın bir konumdaydı. Ama sonraki süreçte özellikle devletten yana tavır alıp bir ilişki ve hukuk geliştiren kesim daha ön planda olmuştur. Biraz da işte Şerefan aşiretinden doğru İskender Ertuş'un pozisyonu budur. Yani 12 aşiret içerisinde kendi aşiretine, kabilesine reislik yapıyordu. Aile geleneği vardır. Derebeyliği statüsündedir. Yani şu an onun özellikle toplumdan, halktan yana tavır almadığı için bürokrasideki ilişkileridir, ihale boyutudur, ekonomik gücüdür, palazlandığı gibi kendisini artık her yönüyle bu değerlere sahip göstermesi yanlıştır. Doğru değil. Kesinlikle aşiret yapılanmasının en önemli kriterlerinden biri de kan bağıdır. Bizimle hiçbir kan bağı yoktur. İkincisi o coğrafya bütünlüğüdür. Köy ve arazi bütünlüğüdür. Öyle bir birlikteliğimiz de yoktur. Aşiret yapılanması babik dediğimiz klan kabile sonucuyla aşiret ortaya çıkıyor. Ve reislik ağalık pozisyonunda da yedi kuşak bağı olduğu zaman pıs ağa deniliyor. Ama bunun bizimle herhangi bir ne kan bağı vardır, ne coğrafik bir bağı vardır. Ve zaten Giravi ve Ertuşilerin böyle bir ilişkisi yoktur. Hahısım akrabalık yok mudur? Vardır. Birbirlerinden kız alıp vermeleri olmuştur. Geleneksel olarak bir sürü benzerlik vardır, iç içe yaşanmışlık vardır, doğrudur. Ama böyle bizim aileyi ön plana çıkararak seçim sürecinde bunu böyle manipüle etmesini biz kesinlikle aile bireyi olarak kabul etmiyoruz, doğru da bulmuyoruz. Bundan dolayı açıklama gereği duydum. Bizim Giraviler Babik olarak iki koldan meydana gelmektedir. Bir, Beytüşebap'taki Giraviler, Osman Ağa'nın çocuklarıdır. İki, Teterhan da Çataklı
gravileri temsil etmektedir. Zaten soy seceremize de baktığınız zaman işte Teterhan'ın oğlu Büyük Şekrağa vardır. Onun oğlu Mir Muhammed vardır. Onun oğlu Emer Ağa'dır. Diğeri Temer'dir. Sonra Küçük Şekrağa vardır. Ebu Bekir'e geliyor. Ebu Bekir'den Hacı Dayar'a. Hacı Dayar'dan da benim oğlu. Yani böyle bir seceremiz ortadadır. Ha bunların da çocukları vardır. Onları zaten izah etmeme gerek yoktu. Ama bu kan bağında hiçbir şekilde hiçbir yere İskender Ertuş'u bırakamayız. Bunun sosyal, siyasal, kültürel bir gerçekliği de yoktur. Kendisi işte seçim arefesinde bugün işte CHP'ye dahil olmuştur. Bunu bir şekilde toplumu manipüle etme amacıyla kullandığını görüyorum. Doğru da bulmuyorum. Bizim bugün aile değerlerimiz de ortadadır. Toplumdaki yerimiz de ortadadır. Toplumsal ilişkilerimiz de tamamen dürüstlük ve çıkarsız bir ilişkilenme içerisindeyiz. Öyle görünüyor. Kendileri öyle değil maalesef. Kendileri dengelere göre pozisyon almaktadır. Bugün ekonomikmen de hiçbir ihtiyacı yoktur. Aşiret yapısı da bellidir. Anlam veremedik. Yani özellikle bizim ailemizi kullanması bizim açımızdan kötülemedir. Çünkü toplumun bizim aileye verdiği değer farklıdır. Ha, ekonomikmen, akademik olarak, bürokratik ilişkilerde bugün çok ön planda olmayabiliriz. Bunu kabul ediyoruz. Bunun temel nedeni de halktan yana tavır aldığımızdan dolayı bir sürü menfaatleri elimizin tersiyle ittik, geri kaldık. Ondan dolayı kesinlikle toplumun bunu bilmesi lazım. Bizimle bir bağı yoktur. Aşiret olarak da farklılık arz etmekteyiz.